Şehrin tanıtımında tabii ki futbol takımları çok önemli. En fazla seyirciyi toplayan temaşa sporu futbol. Elazığ'da da Elazığspor'la ilgili müthiş bir tutku var. Herkes o konuda çok heyecanlı, çok hevesli. Ama bir spor tesisimiz yoktu doğrusu. Çünkü bir de siz parayla yarışta ya büyük zengin şehirlerle rekabet etmeniz çok zor. O zaman kendi gençlerinizi yetiştirmeniz gerekiyor. Kendi gençlerinizi yetiştirebilmeniz için de spor altyapınızın olması gerekiyor. Yani o yıllarda Elazığ'da da doğrusu spor altyapımız çok iyi değildi. İşte bu Malatya yolu üzerindeki bir yer planlanmış, tasarlanmıştı ama işte Coşkun Beylerle beraber neler yaptık onlar daha iyi anlatırlar. Ama kolay değildi hakikaten öyle bir tesis yapmak o günkü imkanlarla, karar vericilerle beraber çok kolay değildi ama ortak amaca, ortak gayretle ulaştık biz. Coşkun Bey'e ve onunla beraber diğer arkadaşlarımıza da ben yürekten teşekkür ediyorum. Ve yapıldığı tarihte bence Türkiye'nin en güzel tesislerinden birisiydi orası. Daha sonralar diğer kulüpler de yaptı ama Anadolu'da herhalde o tesis bittiğinde o kadar güzel bir tesis yoktu doğrusu. Eminim Elazığspor'un başarılarına çok katkı sağlamıştır diye düşünüyorum. Ama bugünlerde inşallah yine daha güzelleri yapılır edilir. Elazığspor tabii hepimizi mutlu eden bir durumda değil doğrusu. İnşallah yine o coşkuyu yakaladığımız dönemler olur. Doğu Kent'e de o zaman bir futbol sahası yapmıştık. Bilemiyorum şimdilerde nasıl. Maalesef. Öyle mi? Maalesef. Ya evet, Maalesef. evet ya öyle mi? Orada da çünkü ne kadar spor Bina alt... yapılmış. Çok üzüldüm doğrusu, çok üzüldüm. Bina yapılmış. Ya, bütün ilçelerimizde de yayarak spor altyapısını ancak iyileştirirsek kendi gençlerimizi daha iyi yerlerde görebiliriz. Bunun başka formülü yok. Ama o zamanki dediğim gibi benim gayretim değildi sadece. Coşkun Bey'in de, Coşkun kardeşimin de içinde olduğu çok önemli bir arkadaş grubuyla yapıldı onlar. Emeği geçen, katkısı olan herkese ben buradan tekrar teşekkür ediyorum.